Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bir kere daha sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum ve haftalık olağan basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Dün spordan sevindirici haberler geldi. Önce basketbol milli takımımız ve akabinde futbol milli takımımızın galibiyetleri bizleri sevindirdi. Hem A milli erkek futbol takımımızı hem A milli erkek basketbol takımımızı bu galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ülkece, milletçe bir ve beraber olduğumuz zaman, inandığımız zaman Allah'ın izniyle her şeyi başarabileceğimizi dün akşam sporcularımız göstermiş oldu. Hem İstanbul'da basketbol maçında stadı dolduran ve basketbol takımımızı destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Hem de Eskişehir'imize, gerçekten milli takımımıza, Türkiye'ye, ülkemize bu denli sahiplenmesini gerçekten gurur verici bir tablo olarak dün ben de oradaydım, müşahede ettik. Bir kere daha Eskişehir'imize, Eskişehir seyircimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki İzlanda maçının da Eskişehir'de oynanmasını da hak ettiklerini düşünüyorum. Evet, kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Tabii sabah terör örgütü DAEŞ olduğu açıklanan, militanı olduğu açıklanan bir canlı bombanın Mersin'de hem polis merkezine hem Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik olarak bir eylem hazırlığı içerisindeyken tespit edilerek öldürüldüğü ve etkisiz hale getirildiği haberini aldık. Ben tabii ki Mersin'imize, polis teşkilatımıza ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. Ve bu saldırı hazırlığını önceden istihbari bilgisini alarak canlı bombayı etkisiz hale getiren emniyet güçlerimizi de, istihbarat güçlerimizi de tebrik ediyorum. Ve inşallah bundan sonra da aynı başarılarını devam ettirirler ve geçmişte yaşanan acı olaylarla ülkemiz karşı karşıya kalmaz. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Tabii dün adli yıl açıldı. Ben yeni adli yılın, yeni takvimin ülkemiz için, başta adalet camiamız olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum. Bütün yüksek yargı mensuplarımıza, mahkemelerde görev yapan hakimlerimize, savcılarımıza ve tabii ki yargının, adalet sisteminin bir ayağı olan avukatlarımıza, savunma kısmına da başarılar diliyorum. Yani iddia makamı, hakimler ve biliyorsunuz savunma makamı, bunlar müşterek olarak Türkiye'de yargıyı götürüyorlar. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ben her üç kesim içinde yeni adli yıl açılışının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii 16 Nisan'da yapılan referandumda yapılan değişiklikle artık anayasamızda biliyorsunuz yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığı ilkesi de eklendi. Yani yargının hem bağımsızlığı hem tarafsızlığı anayasal güvence altındadır. Ve bugün yargıya olan güvenin en alt seviyelere düşmüş olmasının, biliyorsunuz birinci derecede etkisinin FETÖ olduğunu çok açık ve net bir şekilde hepimiz biliyoruz. Fakat bunu böyle diyerek, bu işi üstüne yatarak böyle devam edemeyiz. Dolayısıyla da yargıya olan güveni en üst düzeye çıkarmak, başta yargı mensuplarımız, hukuk adamlarımız, yargıyı yöneten adalet sisteminin başındaki kişiler olmak üzere, Türkiye yönetenler başta olmak üzere hepimizin görevidir. Hepimiz bu konuda yargıya, adalet sistemimize ve hukuk sistemimize yardımcı olmamız gerekir. Ama birinci derecede dediğim gibi sorumluluk yargı mensuplarındadır.
anayasal güvenceleri vardır. Yani hem bağımsızlıklarına hem de tarafsızlıklarına kimseyi dokundurmamalıdırlar. Hiç kimse dokunamamalıdır. Yüksek yargı mensuplarının çeşitli makamlar tarafından atanması ya da belirlenmesi onların tarafkir bir tutum almasını gerekli kılmaz. Ben bunu daha önce de söyledim. Amerika'da da yüksek yargı mensuplarının bir kısmını başkan atıyor. Ama gidip onlar başkanın talimatıyla iş görmüyorlar ya da başkanın etkisi altında kalmıyorlar karar verirken. Ya da diyelim işte parlamenter sistemle yönetilen Avrupa ülkelerinde de parlamento yargı üyelerinin, yüksek yargı üyelerinin büyük bir çoğunluğunu atıyor. Ama orada da parlamentonun kontrol altına girmiyorlar. Yani bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını kendilerini atayan kurumlara ya da kişilere ipotek etmiyorlar. Türkiye'de de ipotek etmeyecekler, etmemeliler ve etmediklerini de bütün kamuoyunun görmesi lazım. Yani bu konuda yargımıza yapılan haksız ithamlardan kurtulmanın yolu da buradan geçiyor değerli arkadaşlar. Bir kere hepimiz bu konuda yargımıza ve üst düzey yargı mensuplarımız olmak üzere tüm yargı mensuplarımızı da bu ithamdan kurtaracak adımlar atmalıyız. Bu tür ithamlarda bulunmamalıyız. Tam tersine yargının bağımsızlığını nasıl tesis ederiz? Yargının tarafsızlığını nasıl tesis ederiz? Hep birlikte el ele vererek bu konu içerisinde gayret göstermemiz gerekiyor. Ve önce bizler yargıya olan, yargıçlara olan, mahkemelere olan güvenimizi milletin önünde olan kişiler olarak çok açık, alenen bir şekilde ifade etmeliyiz ki toplumun alt kesimindeki insanlar da, toplumun diğer kesimindeki insanlar da bize bakarak yargıya olan güvenin daha üstlere çıkarılması noktasında hep birlikte bir gayret ortaya koymuş olalım. Çünkü adalet hepimize lazım. Yargı hepimize lazım. Hukuk hepimize lazım. Adaletin olmadığı, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığının tam olarak işletilmediği, hukuk sisteminin hukukun üstünlüğüne değil de üstünlerin hukukuna dayandığı ülkelerde ya da toplumlarda huzursuzluk hiçbir zaman bitmez, birlik ve beraberlikte sağlanamaz. Ben bu düşüncelerle bir kere daha yeni adli yıl açılışını tebrik ediyorum. Bütün adalet camiamıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, tabii bayram öncesi ve bayram esnasında hepimizin yüreğini dağlayan meselelerden bir tanesi de Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan katliamlar ve zulümlerdi. Bir kere daha bu katliamın mimarı olan Myanmar yönetimi, polis gücü ve oradaki Budist rahipleri lanetliyorum ve kınıyorum. Tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hala bu gündemle toplanamamış olmasını da yine esefle karşılıyor ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da kınıyor. Siz niye varsınız kardeşim? Yani dünya coğrafyasının herhangi bir noktasında binlerce Müslüman, sırf Müslüman oldukları için öldürülürken toplanmayacaksınız da, karar almayacaksınız da, onlara sahip çıkmayacaksınız da, ne zaman toplanacaksınız? Ne zaman topla? O zaman İslam İşbirliği Teşkilatı'na gerek yok. Eğer Myanmar'a sahip çıkmayacaksa, Filistin'e sahip çıkmayacaksa, Doğu Türkistan'a sahip çıkmayacaksa neye yarıyor ki o zaman? Sadece birbirlerini ağırlamaktan öte bir kuruluş halinde. Onun ötesine geçemiyor. Mutlaka bir an önce toplanıp net yaptırıma dayanan kararlar alması gerekiyor. Ellerinde çok imkanlar var. Yani bir sürü yeraltı yürüsü zenginlikler var. Petrol, gaz. 3 gün dese ki ben petrolü kesiyorum, bütün dünyanın gözü bir anda Myanmar'a döner. Ama bunları yapacak irade yok. Tabii Doğu Türkistan, tabii Myanmar gündeme geliyor ama Doğu Türkistan Çin'in kapalı bir rejim olmasından dolayı
ve orada yapılan zulümleri göstermemesinden dolayı dünyanın gündemine bile gelmiyor. Myanmar'da yaşananların benzeri Doğu Türkistan'da yıllardır, onlarca yıldır yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediyor. Rabbim oradaki Müslüman kardeşlerimize de soydaşlarımıza da yardım etsin. Tabii Myanmar'la ilgili Türkiye'nin, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimlerinin de takdire şayan olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ve bütün İslam coğrafyasına örnek olacak bir tutum. En son Myanmar Devlet Başkanı ile görüştükten sonra Myanmar'a yardım yapılabileceğinin basınla paylaşılması, 1000 tonla başlayacak bu yardım sevkiyatı. İnşallah bunun sonrası da gelecektir. Ve bu görüşmeden sonra Myanmarlı Müslümanlar üzerindeki baskının az da olsa hafiflemiş olması da sevindiricidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii konuşmalarından, girişimlerinden anladığımız bunu sürdürecek. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada bu konuyu dikkat çekeceğini zaten belirttiler. Ve dolayısıyla da bu girişimleri için de biz kendisine Büyük Birlik Partisi adına teşekkür ediyoruz. Ve bu girişimlerin devamını artarak devam etmesini beklediğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii gündemin bir başka önemli konusu da Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacağı açıklaması, kararı. Şimdi bu kararın arkasında ve yanında Siyonist terörist İsrail devletinin olduğu açık ve net. Bunun belgeleri de var bizim elimizde, görüntüleri de var. Bunlar da inşallah önümüzdeki günlerde daha geniş bir basın toplantısıyla da Türkiye kamuoyuyla da paylaşacağız. Yani bizzat İsrail'in desteklediği, İsrail ve bölgesel yönetimin bayraklarının birlikte dalgalandığı toplantıların yapıldığı ve orada Türkiye'den katil devlet diye söz edildiği çok açık ve net görüntülerde sabit. Dolayısıyla da bu referandumu Siyonist İsrail'in ve emperyalist küresel güçlerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, desteklediği ve Barzani'yi cesaretlendirdiği, teşvik ettiği çok açık ve net. Bizim de buna göre bir politika izlememiz gerekiyor. Şimdi tabii bizim için bu hususun birkaç yönü var. Bunlardan bir tanesi nedir? Oradaki Türkmen varlığı ve referandum kapsamı alanı içerisinde Kerkük'ün Türkmenlerinin bazı bölgelerinin dahil edilmesi birinci derecede önemlidir. Ve en son Irak'taki Türkmen cephesi lideri Erşad Salihi'nin Kerkük'te konuşursa sadece silahlar konuşur sözü asla ve kat'a yabana atılmamalıdır. Yani orada demek istediği şudur. Yani burada sandık kurdurmayız, burada oylama yaptırmayız bu hususla ilgili ve silaha davranırız, ölürüz ama Türk yurdu olan Kerkük'ü başkalarına terk etmeyiz. Bu çok açık ve net bir mesajdır. Biz bu mesajın doğru bir mesaj olduğunu ve sonuna kadar yanında olduğumuzu da buradan ifade ediyorum. Yine Erşad Salihi'nin bugün Kerkük, yarın Diyarbakır sözleri de çok anlamlı ve ileriyi gören ve hepimizin de uyanışına vesile olması gereken sözlerdir. Bugün Kerkük'e sessiz kalırsak yarın aynı meseleyi Diyarbakır'da karşımıza koyabilirler. Onun için asla ve kat'a Kerkük'e sessiz kalmamalıyız ve kalmayacağız. Türkiye olarak, sadece Büyük Birlik Partisi olarak değil, Türkiye olarak da kalmamalıyız. Bakın, Suriye'nin kuzeyine sessiz kaldık. Değil mi? Suriye'nin kuzeyine sessiz kaldık. Ve bugün gazete haberlerinde Suriye sınırımızın 900 kilometre
aşkın Suriye sınırımızın 550 kilometresini PYD'nin yani PKK'nın Amerika destekli kontrol ettiği haberleri var. Bunları sadece bugün gazeteler yazdı diye biz öğrenmedik. Biz zaten bunları biliyoruz. Ve biz bunları daha önce kamuoyuyla da paylaştık. Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın PYD, YPG, işte SDK adıyla on binlerce militanını asker elbisesi giydirerek bir adeta ordu kurduğunu ve en son aldığımız bilgiler bu sayının yüz binlere doğru yaklaştığını haber veriyor. Bu bilgiler geliyor. Dolayısıyla da buraya da asla ve kata sessiz kalamayız. Yani bugüne kadar kalınan sessizlik yeterlidir. Artık sessiz kalamayız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı 30 Ağustos resepsiyonunda Fırat Kalkanı Harekatı benzer harekatların bölgeye yapılacağıyla ilgili açıklamalar sevindiricidir, memnuniyet vericidir ve mutlaka arkası gelmelidir. Ve zaman geçmeden bu harekatlar peş peşe başlatılmalıdır. Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD varlığı direkt Türkiye'nin bekasını ve hudut güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Değerli arkadaşlar, tabii Barzani'nin bağımsızlık çıkışının dediğim gibi bizim açımızdan bir önemli yönü Türkmenler meselesi. İkincisi coğrafyamız. Yani bu coğrafyada işte 1948'de İsrail, Siyonist İsrail Devleti'nin kurulması ve o günden beri İslam dünyasının kalbine saplanmış bir hançer gibi her gün İslam dünyasını kanatması neyse, buradaki Siyonist İsrail'in desteğiyle kurulacak olan Barzani Devleti'nin de olacağı budur değerli arkadaşlar. İkinci bir İsrail kurulmaktadır. Onun için Türkiye ve İslam coğrafyası buna müsaade etmemeli ve sessiz kalmamalıdır. Üçüncü bir gerekçesi de bölgenin huzur ve istikrarıdır. Biz bu topraklarda bin yıldan beri Kürt'ü, Türkmeni, Arap'ı kardeşçe yaşamışız. İslam kardeşliğiyle bir araya gelmişiz. Dolayısıyla bu kardeşliğin bozulması anlamına gelecektir. Bu kardeşliğin bozulmaması adına da bu referandumun yapılmaması ve mevcut Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilerek bu topraklarda Kürt'ü, Türkmeni, Arap'ı, bütün Müslümanların kardeşçe yaşamaları, daha iyi nasıl yaşarlar, bunun gayreti gösterilmelidir. Değerli arkadaşlar, tabii içeride de terörle mücadele tüm hızıyla devam etmekte ve bakıyorsunuz PKK'nın siyasi sözcülerinden feryat edici ciyaklamalar geliyor. Efendim neymiş? Lice'de, orada, burada devlet sivillere karşı operasyon yapıyormuş. Külliyen yalan. Devletin güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı noktalar PKK'nın yuvalandığı noktalardır. PKK'nın uyuşturucu trafiğinin olduğu noktalardır. PKK'lı teröristlerin olduğu noktalardır. Ve devletimiz tüm güvenlik güçleriyle birlikte şu anda amansız bir şekilde terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele vermektedir. Ve doğru bir konsepte mücadele sürdürülmektedir. Ve inşallah yakın bir zamanda, zaten bunun meyveleri alınmaya başlamıştır. Ve inşallah yakın bir zamanda da ülkemiz tamamen bu PKK terör örgütünden temizlenecektir. Daha sevindirici olan bir yönü de terörle mücadelenin sonuçları açısından bölge halkının artık devletinin yanında, milletin birliğinin yanında, kardeşliğinin yanında daha güçlü bir şekilde duruyor olmasıdır. Malazgirt Zaferi Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gittiğimiz bölgede yaptığımız incelemelerde, şehir merkezlerinde oturduğumuzda,
Malazgirt merkez başta olmak üzere vatandaşlarla yaptığımız konuşmalarda, görüşmelerde bunu çok açık ve net bir şekilde gördük. Fakat tabii üzücü bazı noktalar da var. Malazgirt zaferinin kazanıldığı, yani Anadolu'da Türkleşmenin ve Müslümanlaşmanın önünün açıldığı, Malazgirt muharebesinin yapıldığı, Malazgirt şehrini nasıl oluyor da HDP alıyor? Yani sorgulanması gereken, tamam şu anda kayyum var ama iş bu noktaya nasıl geldi? Bunun da araştırılması ve bundan sonra tekrar geçmişteki günlerin yaşanmaması, Malazgirt gibi şehirlerin PKK tarafından belediye yönetimlerinin alınamaması için de her türlü önlemin, tedbirin alınması gerekiyor. Ekonomik yatırım mı gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Eğitim mi gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Terörden temizlenmesi mi gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Yani dolayısıyla bölge insanıyla oturup konuşup neye ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçların da ivedilikle karşılanması gerekiyor. Tarım ve hayvancılığa mı destek istiyorlar? Verilmesi gerekiyor. Her türlü ekonomik, psikolojik ve toplumsal desteğin verilmesi gerekiyor. Yani işin bu yönünün de asla ve kata ihmal edilmemesi ve terörle mücadelede bu ayağında unutulmaması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeyim. Milletimize yapılan araştırmalarda, farklı araştırma sonuçlarına bakıp değerlendirdiğimizde milletimize soruluyor. Deniyor ki en önemli problem nedir şu anda Türkiye için? %50 ekonomik problemlerden bahsediyor. Yani ekonomiyle ilgili milletimizin problemleri var. Ülkemizin problemleri var. Bu problemlerin behamahal çözülmesi lazım. Problemin kaynağı belli. Sebebi belli. Nedir? İsraf, tüketim, faiz, bunlar değerli arkadaşlar. Bir kere bunlardan vazgeçmemiz lazım. Peki bunun panzehiri ne? Bunun panzehiri de şu. İsrafın karşında tutumlu olacaksın. Tüketim yapmayacaksın, üretim yapacaksın. Yani tükettiğinden fazlasını üreteceksin. Yüksek faizden kaçacaksın ve yüksek faizle borçlanmadan kaçacaksın. Ve geliri de adil dağıtacaksın. Yani tükettiğinden fazlasını üreteceksin. Bu kadar basit. Her alanda. Tarımda da, sanayide de, imalatta da, teknolojide de, hepsinde bunu yapacaksın. Ve vatandaşın arasında da payı adil bir şekilde dağıtacaksın. İkinci problem olarak PKK söyleniyor. Terör örgütü, terör söyleniyor. Ve şu anda bir önce bahsettim. Devlet de bunun zaten bilincinde ve topyekun bir mücadele var. Üçüncü olarak da Suriyeli mülteciler, muhacirler dile getiriliyor. Dikkat çekmek istediğimiz husus şurası değerli arkadaşlar. Pakistan gibi, Bangladeş gibi ülkelere baktığımızda, yani Afganistan savaşından sonra mültecilerin yoğun olarak gittiği ülkelerde terör hadiseleri çok artmış. Sebebi belli. Çünkü Suriyeli mültecilerin şu anda Türkiye'dekilerin önemli bir kısmının geliri yok. Önemli bir kısmı dilenerek geçiniyor. Önemli bir kısmı çok ucuz iş gücüyle çalışarak geçiniyor. Hayatını idame ettirmek için gayri ahlaki yollara başvuranlar var. Fuhuş başta olmak üzere. Şimdi dolayısıyla da eğer siz bunları iyi kontrol edemezseniz, eğitemezseniz, bunları topluma entegre edemezseniz, kazandıramazsanız, iş gücünün içine dahil edemezseniz, en azından hayatlarını idame ettirecek bir gelir temin edemezseniz, bunların farklı yerlere kaçması kaçınılmaz sonuçtur. Onun için bu tedbirlerin mutlaka ama mutlaka alınması lazım. Tabii en son sözüm Almanya'ya. Almanya'da biliyorsunuz seçimler var. Bizim orada 3 milyondan fazla vatandaşımız var.
Ve biz Almanya'nın vatandaşlarımızın hatırını da önde tutarak, Almanya'nın iyiliğini isteyen bir ülkeyiz, bir milletiz. Ve Almanya'dan da aynı şekilde karşılık görmek isteriz. Almanya buradaki bir iki tane terör örgütlerine destek veren, yardımcı olan, onların içinde bulunan gazeteci kılıklı kimselerin tutuklanmasını mesele yaparak işi ta bu noktalara getiriyor. Peki ey Almanya, senin ülkende on binlerce terörist var. Yıllardır kucak açıp beslediğin on binlerce. Peki bunlar için ne diyeceksin? Devletler arası hukukta işler nasıl işliyorsa ona bağlı kalarak her iki devletin ilişkilerini yürütmesi ve sürdürmesi gerekir. Seçimlerde Türkiye'nin alet edilmesini, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Ve bunu yapan Alman siyasetçileri de kınıyoruz. Türkiye aleyhtarlığının bugüne kadar dünyadaki hiçbir devlete uzun vadede bir faydası olmamıştır. Nihayetinde hep zararı olmuştur. Dolayısıyla biz Almanya'yla ikili ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ediyoruz. Güçlü olmasını arzu ediyoruz, güçlenmesini arzu ediyoruz. Hem ekonomik ilişkilerimizin, hem siyasi ilişkilerimizin, hem kültürel ilişkilerimizin. Çünkü bu coğrafyada birbirine ihtiyaç duyan, birbirinin dostluğuna ihtiyaç duyan ve birbiriyle dost olduğu zaman her iki ülkenin de bundan büyük menfaatler edeceği konumdayız. Onun için bunun asla ve kata göz ardı edilmeden bu politikaların belirlenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Tekrar bu basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sağ olun, var olun.